dakika içinde içtima. Kaleciler hariç herkes. Hadi, hadi, hadi. Hadi. Ne yaptın Cengiz? Ulaştın mı Osman komutanına? Ulaştım komutanım. Neredeymiş? O ihtiyar amcanın evine gitmişler komutanım. Ne oldu diye sordu. Sizin sorduğunuzu söyledim. Demek ki Sıtkı babanın oraya gittiler. Biz ne yapacağımıza bir karar verelim de başlıyoruz. Sonra gerekirse ararız onları. Sen biraz daha iyi misin delikanlı? Mahvetti de ki komutan. Herkesin canını okuyor, durdurun onu. Tamam. Sen merak etme. Dinlenmene bak. Ne yapıyoruz Teğmen'im? Ne yapacağız? Gidip bakacağız. Yapacak bir şey yok. Ya iyi de Teğmen'im, uşak bize buzdağının görünen kısmını anlattı. Oraya kaç kişi geldiler, neredeler, ne yapıyorlar, ana grup nerede? Hiçbir şey bilmiyorum ki ya. Biliyorum başçavuşum, biliyorum ya. Yani? Ya mahvetmişler çocuğu ya. Ya tamam, orası tamam Teğmen'im de. Ya bunlar kaç kişi, ne yiyorlar, neredeler diye düşünüp durmak artık benim canımı sıkıyor başçavuşum ya. Şerefsizim canımı sıkıyor ya. Şu anda kafamdan ateş çıkıyor ya. Onu anladık Teğmen'im. Ya herif burnumuzun dibindeki köye giriyor, oradan asker alıyor. Şu herifin haline bak başçavuşum ya, haline bak ya. Hadi içeri girelim Teğmen'im. Hadi hadi içeri girelim. Taner, hazır olun aslanım. Emredersiniz komutanım. Kahve falı baktırdık biz. Ne? Kahve falı. Ayda'yla, yani Ayda Teğmen'le. Yani Ayda Teğmen'in bir arkadaşı bize kahve falı baktı. Falda ne çıktı biliyor musun başçavuşuma? Yüzük. Yüzük mü? Bildiğin yüzük. Alyans. Taş, altın, gümüş. Her ne diyorsan işte. Yani? Nizamiye'de bağırıp çağırma başladığı sırada ben ne yapıyordum biliyor musun? Ne yapıyordun? Hayal kuruyordum. Evet. Geldim, üstümü değiştirdim. Su deposunun oradaki kayanın altına oturdum. Dişlerimin arasına bir kuru çöp parçası koydum ve dağlara bakarak hayal kuruyordum. Ya ben iki dakika hayal kuramayacak mıyım başçavuşum ya? Ya biz de normal insanlar gibi aşık olup... Ya da her neyse işte. Ya bu herifler niye her şeyi kan doğuruyorlar ya, niye? Ne yapacağız? Elimde şırınga, gidip kan alacağım. Kan alacağım çünkü ben o su deposunun oradaki kayanın altında oturmuş hayal kuruyordum. Tamam. Ben Osmanlı'yı arayayım. Neticede sen komutansın. Teğmensin. Emir vereceksin. Ben de başçavuşum, o emri yerine getireceğim. Ama şunu unutma ki... ben senden 20 yaş büyüğüm. Sen hep delireceksin, ben de sana hep ağırdan al diyeceğim. Bu iş böyle.